Evet. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Uluslararası Jinekoloji Obstetri Derneği'nin bir webinarına daha hoş geldiniz. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Zehra Vural Yılmaz. Geleneksel olarak biz tabii konuklarımızı tanıtıyoruz. Ben de kısaca Zehra hocamızdan bahsedeceğim. Kendisi 2004 yılında Hacettepe'den mezun olduktan sonra yine Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimi'nin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda yaptı ve 2010 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldu. Sonrasında Ankara'da çeşitli hastanelerde çalıştı. 2018 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden perinatoloji yandal uzmanlığını aldı. Yine 2018 yılında doçent unvanını aldı. Daha sonrasında kısa bir süre Sami Ulus Hastanesi'nde çalıştı ve şu anda uzun süredir de Edlik Şehir Hastanesi'nde eğitim görevlisi olarak çalışmakta. Kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. Öncelikle teşekkür ediyorum yani zamanını ayırıp bizleri bu konuyu hazırladığı için. Evet Zehra'cığım, söz sizde. Cem Hocam çok teşekkür ediyorum. Hem JOT yönetimine hem de size çok teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ki yandal eğitimimde de Cem Hocamızın yeri çok ayrıdır. Çok desteklerini gördük. O yüzden ben de bugün size birlikte bu sunumu paylaştığım için çok mutluyum. Benim bugünkü konum güncellemeler ışığında teratojenlere yaklaşım. Şimdi teratojenleri tanımlayacak olursak, gelişmekte olan bir embriyo veya fetüsün büyümesini veya gelişmesini, yapısını ve işlevini geri dönüşülmez, geri döndüremez şekilde değiştiren herhangi bir ajana biz tanım olarak teratojen diyoruz. Doğumların ortalama %2'sinde ve %3'ünde majör, %9'unda minör olmak üzere konjenital malformasyonlar görülmektedir. Teratojenler de konjenital malformasyonların yaklaşık %6 ile 10'undan sorumludur. Şimdi tarihçesine baktığımız zaman aslında 1940'lara kadar plazentanın embriyo ve fetüs için koruyucu olduğu, memeli embriyolarının dış etmenlerden korunduğu düşünülmekteydi. Ta ki 1960'lı yıllarda bir göz doktoru bir rubella enfeksiyonu pandemisi sonrası doğan bebeklerde konjenital katarak tespit edene kadar ve böylelikle dışarıdan ajanların da bebeği etkileyebileceği düşünülmeye başlandı. Yine tam bu dönemlerde 1960'larda birinci trimesterde talidomid kullanan gebelerde ekstremite anomalileri izlendi ki daha önce kemirgenlerde test yapıldığı ve izlenmediği halde. Ve sorular başladı. Gelişmekte olan embriyonun dış etmenlere karşı savunmasız olabileceği düşünülmeye başlandı. Başka hangi ajanların bunlara neden olabileceği düşünülmeye başlandı. Ve 1960'lı yıllarda FDA ürünlerin hem etkinliğini hem de güvenilirliğini sağlama rolü FDA'ye verildi. Ve ilaçların güvenilirliği için onay öncesi hayvan testleri ile bu açıdan da yani gebelik ve anne açısından da değerlendirmesini şart koydu. Ve gelişmekte olan memeli embriyosunun doğum öncesi savunmasızlığının farkına varılmasıyla birlikte günümüzde de hala uygulanmakta olan Wilson tarafından geliştirilen teratojenin 6 ilkesi geliştirildi ve 1959'da Environment and Birth Defects yani çevre ve doğum kusurları adı yazısında ortaya koydu. Neydi bu ülkeler kısaca bakacak olursak? Bu ülkeler 6 taneydi ve ilki teratojene duyarlılığın fetüsün anne genotipine ve çevresel faktörlerle etkileşimine bağlı olduğuydu. Yani her ajan, her annede, her bebekte aynı etkiyi göstermiyor. Mesela sigara içen annelerin bebeklerine baktığımız zaman yarık damak dudak iki kat sık görülüyor. Fakat annede transforming growth faktör alfa polimorfizmi mevcut ise bu risk 3 ila 10 katına çıkıyor. Yine fetüslerde epoksi hidroksilaz eksikliği varsa fenitoin kullanıma bağlı olarak Hidantoin sendromu daha sık görülmekte. Annenin sağlığı teratojen ajanın absorbe edilmesi, metabolize edilmesi ve teratojenitesini belirliyor. Yani ilk ilkemiz her teratojen, her fetüste ve her annede aynı etkiyi yapmıyor. Genotipine ve çevresel faktörlerle etkileşime bağlı olarak farklı sonuçlara neden olabiliyor. Yine
maruz kalma zamanına göre teratojenlere duyarlılık değişebiliyor ve farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Biz biliyoruz ki valproik asit NTD riskini artırıyor fakat nöral tüpte konsepsiyondan 28 gün sonra kapanıyor. Yani 28 günden sonra kapandıktan sonra valproik asit maruziyeti nöral tüp defektine neden olmuyor. Fakat beyin gelişmeye devam ediyor. İkinci ya da üçüncü trimesterde kullanımında ise kognitif fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Yani duyarlılığa maruz kalma zamanına göre teratojenlerin etkileri gelişiyor. Bu bizim çok sevdiğimiz bir grafik. Baktığımız zaman ilk 10-14 günün içerisinde yani fertilizasyondan ilk 10-14 gün içerisinde biz burada çok fazla teratojenik etki görmüyoruz. Burada ya hep ya hiç kuralı geçiyor. Yani eğer teratojen etki maruziyeti varsa hücre ölümüne neden oluyor. Çok fazla hücre ölürse abortus oluyor. Eğer bir daha az hücre ölüyorsa kompanse ediliyor ve embriyo gelişmeye devam ediyor. Fakat 3. ila 8. haftalar embriyonik dönemdeki 3. ve 8. haftalarda ise organogenez dönemi bu dönem en hassas dönem. Eğer teratojene maruziyet bu dönemde oluyorsa genellikle karşımıza büyük yapısal sıkıntılar, yapısal malformasyonlar çıkıyor. 8'den yani 9'dan terme kadar olan dönem, fetal dönem. Buradaki maruziyetlerde ise genellikle yapısal büyük anomalilerden ziyade büyümede yavaşlama, diferansiyasyonda azalma, fonksiyonel bozukluklar gibi ya da minör malformasyonlar görmeye başlıyoruz. Fakat unutmamamız gereken bir konu da yine bu dönemde de hala özellikle beynin, gözün, kulakların, eksternal genitalyanın gelişmeye devam ettiği. Üçüncü ilkemiz her teratojen spesifik bir mekanizma ile etki ediyor. Yani her ajanın kendine ait bir spesifik mekanizması var ki zaten biz de teratojen maruziyetini bu şekilde tespit edebiliyoruz. Yani bir teratojen hücre bölünmesini etkileyebiliyor, bir teratojen enerji metabolizmasını etkileyebiliyor, bir teratojen genom yapısını değiştirebiliyor, organel yapısını değiştirebiliyor. Hepsinin kendine ait spesifik bir mekanizması var. Bir ajan genelde bir de yapabilir ama kendisine ait bir spesifik mekanizmayla teratojenik maruziyete neden olabiliyor. Ve sonuçta teratojene maruz kalmanın niteliği zamanına göre ya karşımıza ölüm, ya bir malformasyon, ya bir hafif büyüme geriliği, ya bir yapısal bozukluk ya da bunların tüm kombinasyonları ortaya çıkabiliyor. Yani hasta alkol içiyor ama dozuna, içme paternine, ne zaman içtiğini, alkole annenin ya da fetüsün genetik duyarlılığına, annenin beslenmesine, annenin ek bir madde kullanıp kullanmamasına bağlı olarak spontan abortus da olabiliyor, stillbirth dediğimiz kayıp da olabiliyor, sadece karakteristik bir yüz görünümü olup olabiliyor, majör yapısal bir anomaliyle değişik kombinasyonlarla karşımıza çıkıyor. Beşinci ilkemiz ise ajanın farmakokinetik ve farmakodinamik yapısı. Yani oral bir ajanla oral sistemik bir ajan, aynı ajan oral olduğu zaman birçok anomaliye neden olup topikal kullanıldığında aynı etki görülmeyebiliyor. Bununla da örnek izotretinoini verebiliriz. Oral kullanımında %20 majör anomalilerle karşımıza çıkarken topikal kullanımda aynı etkiyi görülmüyor. Yine burada ilacın molekül ağırlığı, iyonizasyon derecesi, yağda çözünürlüğü, proteine bağlanma kapasitesi bu süreci belirleyen faktörler. Diğer ve son ilkemiz de doz cevap ilişkisi. Genellikle doz bağımlı oluyor teratojenler. Yani olumsuz etki gözlenmeyen dozdan letal doza doğru arttıkça normal dışı gelişim artıyor ki deneysel teratojen çalışmaları da bu prensibi gösteren doz aralığı ile yapılıyor. Hayvan deneysel çalışmalarda biz bu dozları belirlemeye çalışıyoruz. En düşük etki gösteren, pardon, olumsuz etki gösteren en düşük düzey ile olumsuz etki gözlenmeyen düzeyler belirleniyor ve teorik olarak deniliyor ki eğer insan maruziyeti olumsuz etki gözlenmeyen düzeyden 100 kat daha azsa olumsuz etki göstermeyeceğini düşünebiliriz. Fakat teratojenik dozun 10 katı altında bir İnsanda terapötik doza ulaşılırsa
Burada teratojenik riskin yüksek olduğu düşünülüyor. Tabii bu teoride böyle oluyor. Her zaman olmayabilir. Çünkü türler arasında farklılıklar olabiliyor. Yani aspirin bazı hayvan türlerinde teratojenikken talidomid farelerde teratojenik değil gibi türler arası farklılıklar oluyor. Hayvan çalışmaları bize evet bir ışık verebiliyor ama hiçbir zaman %100 kesin bir sonuç veremiyor. Ne zaman %100'ü görüyoruz biz? Kullanan anne bebeğini doğurduğu zaman. Hayvan çalışmaları hala tabii ki değerli teratolojik değerlendirmenin bir parçası ve hala değerli. Fakat hem pahalı olması, hem zor olması, hem de gelişen teknolojilerle birlikte aslında artık bu çalışmalarda hayvan embriyo kültürleri, embriyo kök hücreleri, insan embriyo kök hücreleri ve insan pluripotent kök hücreleri kullanılmaya başladı. Ve daha çok artık moleküler düzeyde araştırmalar yapıp etkileme mekanizmaları araştırılıyor. Peki her ajan teratojen mi? Yani bir ajan bir anomaliye neden oldu. Ona mı neden oldu yoksa şans eseri mi oldu? Bunların da kriterleri var. Ve 2006'da bu kriterler belirlenmiş. İlk kriterimiz bu klinik olgunun ya da spesifik defektin ya da sendromun bir genetik uzmanı ya da bu işte uzman biri tarafından karakterize edilmesi gerekiyor. Yine bu ajana maruziyetin kritik bir dönemde olması gerekiyor ve yeterli sayıda, yeterli sample size'da, yeterli sayıda relatif riski, olası riski 3 veya daha fazla gösteren güzel, büyük iki tane epidemiyolojik çalışmayla da bulguların birlikte uyumlu olması isteniyor. Diyelim ki çok nadir bir ajan ve ya da çok nadir bir görülen bir defekt, o zaman 3 tane case de yeterli olabiliyor. Bunlar bizim teratojenite kriterleri. Peki neler bu teratojenler? Aklımıza hemen kimyasallar, toksinler geliyor. Fakat teratojenler maternal hastalıklar, özellikle diyabet, fenilketonuri gibi, enfeksiyöz ajanlar, TORCH, fiziksel ajanlar, radyasyon, ısı, en çok gördüklerimiz ilaçlar, yine civa, kurşun gibi kimyasal ajanlar, teratojenler olarak sınıflandırılıyor. İlk olarak maternal hastalıklara baktığımızda iki tane çok bilinen embriyopatiden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi diyabetik embriyopati, diğeri de fenilketonuri embriyopatisi. Burada maternal hastalığa bağlı embriyonun gelişemediğini görüyoruz. Diyabetli hastalarda biz biliyoruz ki konjenital malformasyon riski özellikle tip 1'lerde artıyor. Hemoglobin A1C arttıkça artıyor. En sık kardiyovasküler hastalıklar görüyoruz. Santral sinir sistemi, GIST, üriner sistem, iskelette görülebilmekle birlikte en çok kalp hastalıklarını görüyoruz. Buradaki patogenezde artmış hiperglisemi, lipid metabolizmasındaki değişiklikleri, serbest oksijen radikalleri oluşturması, keton fazlalığı, oksidatif stres gibi birçok mekanizmayla açıklanabiliyor. İkinci hastalığımız fenilketonuri. Burada da bu hastalıkta da eğer anne diyetini güzel yapmamışsa, uymamışsa artmış fenil analinin nöral ve kardiyak dokulara hasar verdiğini görüyoruz. Spontan düşük, mikrosefali, zihinsel engel, kalp hastalıkları, büyüme kısıtlılığı yapabilir. Ideali tabii 3 ay öncesinde normal değerlere gelmesi önerilmekte ki 6'nın altında öneriliyor. Gebelik boyunca da 2 ile 6 miligram desilitrede tutulması öneriliyor. Yine enfeksiyon ajanlar çok fazla konumuz olduğu için çok ayrıntılı girmeyeceğim ama enfeksiyon ajanlarda fetal dokulara invazyon, inflamasyon, doku hasar ve hücre ölümü yaparak konjenital malformasyonlar ya da uzun ya da kısa dönem problemlere neden olabiliyorlar. TORCH enfeksiyonları, varisella, parvo, zika virüs ajanlar teratojen olarak kabul ediliyor ve karşımıza mikrosefali, büyüme kısıtlılığı, serebral hepatik kalsifikasyonlar, hepatosiplenomegali, kardiyak malformasyonlar gibi şekilde gelebiliyorlar. Neonatal dönemde ise kororetinit, katarakt, duyma problemleri, döküntü, trombositopeni ve sarılığa neden olabiliyor. Fiziksel ajanlara bakacak olursak ısı, birinci trimesterde sauna olur, sıcak küvet olur, maternal ateş olur. 24 saatten fazla süren 1,5 derecenin üzerindeki artışta bazı çalışmalarda artmış NTD riski gösterilmiş.
Şimdi ilaçlara geldiğimizde ki en çok biz aslında bununla karşılaşıyoruz teratojenler olarak. Çünkü ilaç kullanmayan gebe yok gibi. %50'si birinci trimesterde, %90'ı da gebeliğinin herhangi bir döneminde gebeler ilaç kullanıyorlar. Peki çok mu sık konjenital anomaliye neden oluyor? Aslında yapılan çalışmalarda sadece konjenital, tüm konjenital anomalilerin %1 ila 2'sini oluşturduğu gösterilmiş. Tabii gebeler ve yeni doğanlar çalışmalara çok fazla katılamadıkları için, yani katılmaları sınırlı olduğundan çoğu ilacın gebelikteki etkinliği ve güvenilirliği de aslında bilinmiyor. Bir çalışmada 2000 ila 2010 yılları arasında onay almış ilaçların %98'inin hala gebelikteki teratojenitesinin belirsiz olduğu gösterilmiş. Şimdi risk sınıflandırma sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Çalışmalar yapılıyor. Case reportlar, case seriler, kohort çalışmaları, epidemiyolojik çalışmalar ve sonuçta bize bazı bilgiler geliyor ilaçlar hakkında ya da teratojenler hakkında. Tabii gebelikteki bu ilaç kullanımı konusundaki bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlamada yaşanan zorluklar sonunda böyle bir risk sınıflandırma sistemi yapılması gerekli görülmüş. Bir standartizasyon için ya da klinisyeni yönlendirebilmek amacıyla. İlk olarak 1978 yılında İsveç böyle bir sınıflandırma yapıyor. İkinci 1979'da FDA, genelde de bizim kullandığımız ilaçları 5 kategoriye ayırıyor. Üçüncü sınıflandırma ise Avustralya, biraz daha geç. Onlar da kendi sınıflandırma sistemlerini yapıyorlar. Nedir bu sınıflandırma? Biz FDA'yı en çok aslında FDA'yı kullanıyoruz, bakıyoruz. Biraz da alışığız. Buraya göre 5 sınıfımız var. A sınıfında gebelerde elde edilen yeterli, iyi kontrollü çalışma var. Fetal anomali açısından herhangi bir risk artışı yok. Sınıfımız A. Eğer deney hayvan çalışmalarıyla bir kanıt ortaya konmamış fakat gebelerde yeterli iyi bir çalışma yoksa ya da deney hayvanları çalışmalarında kötü olumsuz bir etki göstermiş fakat gebelerde iyi kontrollü çalışmalarda bir risk olduğunu gösterebilirsek B şeklinde gidiyor. C'de X ise en kötü grup, en kontraindike. Gebelerde ve deney hayvanlarında yapılan yeterli iyi kontrollü ve gözlemsel çalışmalarda fetal anomali bir risk gösterildi ve hiçbir şekilde gebe kadınlarda kullanımı kontraindik olan grupta X şeklinde gidiyor. Avustralya gebelik ilaç kullanım sınıflandırması ise B grubunu 3'e ayırmış. Biraz daha farklı. A yine aynı, herhangi bir risk olmayan grup. B'de ise 2, 1, 2, 3 şeklinde ayırmış. Hepsinde sınırlı insan çalışmaları var ama hayvan çalışmalarına göre de B'yi klasifiye etmiş. C'de çok büyük bir malformasyon yok ama zararlı bir etki olabilir şeklinde. D'de ise insanda fetal malformasyonda artmaya neden olduğu gösterildi. X yine kontraindike grup olarak belirtilmiş. İsveç'te hemen hemen Avustralya ile aynı, sadece X grubu yok. Peki bu üç ilaç risk sınıflandırma sisteminin birbiriyle uyumu nasıl? Yani aynı ilaçlar aynı kategorideler mi diye yapılan çalışmalarda maalesef bu üç grubun birbiriyle uyumu çok zayıf olarak görülmüş. Birçok ilaç FDA'de farklı, Avustralya'da farklı, İsveç'te farklı. Ben buraya 3-5 tane örneğini koydum. %20-30 ilacın gruplar arasında, yani risk grupları arasında farklı gruplarda olduğu gözlenmiş. Yani aralarındaki uyum çok da iyi değil. İşte bu yüzden FDA bu risk sınıflandırmasının fazla basit ve riski iletmede yetersiz. Sanki A çok güvenli, X kontraindike ama diğer kategorilerin belirsiz olması. Aynı kategorideki ilaçların teratojenik potansiyellerinin farklı olması, bazı ajanların sınıflandırılmasına sınıflar arası farklılıkların olması, ilacın alınma zamanı doğrultusunda teratojenite riskinin değişmesi, yani bir ilaç birinci trimesterde X, belki 2 ve 3'te herhangi bir etkisi yok. Bunu göstermede yetersiz olması, insan ve hayvan verileri arasında ayırt edici vurgu yapmakta yetersiz kalması ve genelde bu sınıflandırmanın sadece planlı kul ilaç seçimine odaklanmış olup gebeliğini bilmeden kullanılan ilaçları risklerini tanımlamakta yetersiz kalması nedeniyle 2015 yılında
bu sınıflandırma sisteminden vazgeçip gebelik ve emzirme etiketleme kuralı şeklinde yayınlanmış. Yeni bir anlatım modeli ve gruplandırmadan ziyade ilaçla ilgili bilgi verilmesi gerekiyor. Yani bu ilacın gebeliğe dair gebeliğin bazal risklerini, bu ilacın fetal risk özetini, klinik çalışmalarda neler bulunmuş, verilerimiz neler, hayvan verileri nedir, insan verileri nedir? Böyle bir anlatım modelini 2015 yılında geçti. Şimdi ben tabii bütün ilaçları bahsetmek çok zor ama en sık karşılaştığımız ilaçlarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi ilk hormonlardan başlayacak olursak en sık karşımıza aslında bunlar geliyor. İşte oral kontraseptif kullanırken gebe kalan, amenöre olup adet görmeyip progesteron kullanan, işte acil kontraseptif yöntem kullanıp gebe kalanlar şeklinde. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir teratojenik risk gösterilememiş. OC ile progesteronla ulipristal içeren ya da levonorgesterel içeren acil kontraseptifle ilgili herhangi bir olumsuz gebelik sonucu gösterilememiş. Bunlardan korkmamıza gerek yok yani. Androjen zaten 9-12 hafta arası kullanımında virilizasyon kız bebeklerde kliteromegali labial füzyon yapabilir. O yüzden zaten kaçınıyoruz. Desi söylemiyorum zaten artık. Antiepileptik ilaçlara baktığımızda en sık karşılaşılan ilaçlar grubu da antiepileptik ilaçlar. Major konjenital malformasyon riskini bir miktar artırıyor. Yani normalde %2-3 olan risk %4-6'lara çıkıyor. Çok fazla değil. Folat mekanizması üzerine etkileri var. Peki bu risk ilaçtan mı yoksa epilepsiden mi tartışmaları uzun yıllar yapılmış. Bununla ilgili çalışmalarda antiepileptik ilaçtan kaynaklandı. Çünkü antiepileptik ilaç kullanmayan epilepsi hastalarında risk artışı olmadığı gösterilmiş. Folat mekanizması üzerine etkilerinden dolayı da en sık NT'de kardiyovasküler ve yarık damak dudaklı karşımıza çıkıyor. Peki ne kadar yüksek bu risk? En yüksek valproik asitte %9 civarında. Fenobarbital ve topiramat daha sonra geliyor. Bu yeni nesil ilaçlar lamotrijin ve levetiracetam da en düşük riskli grupta. Lamotrijinle ilgili evet düşük ama yine yarık damak dudak yüz anomalileri yapabileceğine dair yayınlar var. Yine topiramatla ilgili yüksek dozda hipospadyaz dudak yarıkları ile ilgili yayınlar var yeni olarak. Doz bağımlı bir etkisi var antiepileptik ilaçların. Yani düşük doz kullananlarda risk daha düşük. Doz arttıkça risk daha fazla. Yine politerapi monoterapiden daha yüksek. Risk politerapilerde %6, %8'lere kadar çıkıyor. Eski dönem antiepileptik ilaçlar fetal hidantoin sendromu da yapabilir. Peki bu ilacı kullanan annelerin çocukları büyüdüğünde herhangi bir problem çıkıyor mu? Bununla ilgili yapılan çalışmalarda valproik asitle ilgili bir miktar ileride azalmış bilişsel yetenek, otizm ve hiperaktivite bildiren çalışmalar var. Fakat diğer yeni nesil ilaçlarla ilgili böyle bir uzun dönem ilişkisi gösterilememiş. En bilinen 1960'lardan beri teratojenitesi en bilinen ilaçlardan bir tanesi de metotreksat. Bir folik asit antagonisti ve etki mekanizmasını bozulmuş DNA sentezi üzerinden yapıyor ve DNA sentezini inhibe ediyor. Embriyotoksik bir ilaç ve birinci trimester kullanımında %9 ila 17 malformasyon riski var. Kritik periyodumuz konsepsiyondan 6-8 hafta sonra bir önemli bulgu da bu karaciğerde 4 ay kalabilen bir ilaç. Yani gebelik öncesi önerilen 1-3 siklus arası yani 1 ila 3 siklusun geçmesi. Fakat bir siklus geçtikten sonra yapılan çalışmalarda riskin kalmadığı da gösterilmiş. Peki nedir metotreksat embriyopatisi? Neler yapıyor? En sık kraniosinostoz, mikrosefali, geniş burun köprüsü, düşük kulak, mikrognati, ekstremite anomalileriyle karşımıza çıkıyor. 2006'da yapılmış bir çalışmada 63 tane gebelik incelenmiş. Birinci trimester yüksek doz metotreksat maruziyeti olan. Bunların 19 tanesi termine edilmiş. %66'sı sağlıklı doğmuş. %25'i düşük olmuş. %9'unda konjenital malformasyon görülmüş. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, en teratojenik ilaçlardan bir tanesi.
Ama her birinci trimester maruziyetinde de embriyopati yapmıyor. Yani %66'sı sağlıklı bir şekilde doğmuş. Bu da şunu gösteriyor. Yine ilacın teratojenik etkisi fetüsten fetüse, anneden anneye değişebiliyor. Yine bir başka sistematik review'da fetal metotreksat sendromunu incelemişler. 26 tane vaka. Yine en sık mikrosefali, kraniosinostoz, fallo tetralojisi, ekstremite defektleri, sindaktili, pulmoner kapak yokluğu gibi kardiyovasküler hastalıklar gözlenmiş. Burada da postkonsepsiyonel 3-8 hafta arası kritik dönem. Sadece bu dönem dışında bir vaka gösterilmiş. Onda da sadece dismorfik bir yüz gösterilmiş. Majör anomalilerden hiçbirisi gösterilememiş. Genelde 10 miligramın altında çok risk olmadığı yazar kitaplarda, fakat çalışmalarda haftada 7,5 miligramlık dozunda yeterli olabileceği, yani daha düşük dozda da embriyopati yapabileceği söyleniyor. Retinoik asit yine bilinenlerden bir tanesi. Oral izotretinoin olarak karşımıza çıkıyor. Ve birinci trimesterde bir hafta kullanımında bile %22 spontan düşük, %28, %30 yapısal hastalıklar, %50'ye yakın hafif orta derecede zihinsel engel yapan teratojenik bir ilaç, en teratojeniklerden. Doku birikimi yapmıyor. Konsepsiyondan sonra ilaç bırakımında risk yok. Bir ay bir bekleme süresi öneriliyor, fakat 5 gün sonunda herhangi bir etkisi kalmıyor. Topikal formunda risk yok. Peki neler yapıyor oral izotretinoin? Santral sinir sistem malformasyonları, kulak anomalileri, bignormati, hipertelorizm, optik sinir atrofisi, göz anomalileri, yarık damak dudak, konaturunkal kalp anomalileri, timus anomalileri gibi birçok şeye neden olabiliyor. Diğer vitamin A türlerine baktığımız zaman bunlardan bir tanesi retinol, diğeri de provitamin A. Retinol hayvan modellerinde teratojenitesi gösterilmiş ama insanlardaki eşik değeri soru işareti. İki çalışmada 10 bin international ünitenin üstünde hafif artmış bir teratojenik etki gösterilmiş. Karaciğerde, balık yağında, yumurta ve vitaminlerde bulunuyor. Vitaminler de bulunduğu için özellikle vitaminlerde de günde 3 bin ya da 5 bin dozu international ünite dozu geçmemesi öneriliyor. Provitamin A ise beta-karoten, alfa-karoten. Bunlar doğal sebzede, meyvede bulunan vitaminler, herhangi bir riski yok. Warfarin yine bir başka teratojenimiz, ilacımız. Burada da en riskli 6 ila 12. haftalar arasını görüyoruz ve sıklığı da %5 civarında. Nazal hipoplazi, kemiklerde beneklenme, bilateral optik atrofi, mental retardasyon, mikrosefali gibi neden oluyor, yapısal anomalilere neden oluyor. Yine ikinci, üçüncü trimesterde fetal yapılara kanama ve skar oluşturmasıyla anormal büyüme ve deformasyon özellikle göz ve santral sinir sisteminde neden olabiliyor. Beyinde yapısal anomalilere neden olabiliyor. Mikroftalmi, körlük, sağırlık, gelişme gerilikleri gibi. Warfarin de doz bağımlı. Genellikle 5 miligramın üzerinde risklerin arttığı söyleniyor. Genellikle kitap bilgi 5 miligramın altında, günde 5 miligramın altında güvenli sayılsa da literatürde 5 miligramın altında gebeliği boyunca warfarin kullanıp warfarin sendromu olan olgular sunulmuş. 4 tanesi gördüm ben. Yani evet güvenli ama 5'in altında da bazen neden olabiliyor. Yine mekanik kalp hastalığı olan 72 tane gebede. Bu gebeler warfarin kullanan gebelerde 6-12 hafta arası kullanım olmayanlarda embriyopati görülmemiş. Yani en riskli dönem 6-12 hafta. 7. haftaya kadar kesmeyenlerde %25, tüm gebeliği boyunca kullananlarda %30 embriyopati yapıyor. Yani 6 ila 12 hafta arası en sıkıntılı dönem. Zaten warfarin de sadece mekanik kalp kapak hastalıklarında kullanıyoruz ve bu dönemlerde de kesiyoruz.
Diğer ajanlarımız ACE inhibitörleri ve ARB'ler. Bunlar aslında fetotoksik, yani fetopati, fetal dönemde daha çok karşımıza çıkıyor. Fetal hipotansiyon, renal hipoperfüzyon yapıp iskemi ve anüriye neden oluyor. Kalıcı böbrek hasarına neden olabiliyor. Oligohidranyoza neden olup pulmoner hipoplazi ya da eklem kontraktürlerine neden olabiliyor. Genellikle ikinci ve üçüncü trimesterde etkilerini gösteriyor. Yine yapılan bir çalışmada ARB ve ACE inhibitörleri kullanan gebeler incelenmiş ve %30 civarında gebeliği boyunca kullananlarda %30 civarında RAS fetopatisi, yani oligohidramnioz, kontraktör, pulmoner hipoplazi, postnatal renal hastalık görülmüş. Yeni doğanların %15'inde renal yetmezlik ve %5'inde diyaliz ihtiyacı gözlenmiş. Fakat burada tüm hastalar 20 haftanın üzerindeymiş. Yani 20 haftanın altındaki kullanımlarda ACE inhibitör fetopatisini çok fazla ya da ARB'yi görmüyoruz. Yine bu çalışmada da ARB ile DAS, yani reseptör blokörleriyle ACE inhibitörlerine göre reseptör blokörlerinde daha sık görülmüş bu fetopati. Peki genel birinci trimesterde nasıl bu ilaçlar? Farklı çalışmalar var. Bazı çalışmalarda çok fazla malformasyonla ilişkili bulunmamış. Bazı çalışmalarda var gibi duruyor. 2021'de bir çalışma var, bir meta analiz. Burada hafif de olsa bir majör konjenital anomali riskinde artış, stillbirth riskinde artış, kardiyovasküler hastalık riskinde artış gösterilmiş ACE inhibitörleri ve ARB blokörleriyle. Ve bu etki diğer antihipertansif ilaçlarda gösterilememiş. Yani evet, etkisi ikinci ve üçüncü trimesterde daha çok çıkıyor. Fakat gebelikte kaçınmamız gereken ilaçlardan bir tanesi. Lityum en bilinenlerinden, yine teratojen ilaçlardan. İlk yayınlarda lityum kullanan gebelerde %3 civarında Epstein anomalisi bildirilmiş ki bu anomali çok çok nadir görülen, 20 binde bir görülen bir anomali. Bu kadar yüksek düzeyde görününce hep aklımızda lityum Epstein anomalisi şeklinde kaldı. Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda, daha yeni çalışmalarda bu kadar da hani neden olmadığı gösterildi. Bir çalışmada 1000 tane lityum kullanan kadında sadece 1 ila 4 olgu gösterilmiş Epstein anomalisi. Yine bir hasta, pardon, 135 tane Epstein anomalisi olan bebek incelenmiş. Sadece bir tanesinin annesinde lityum öyküsü. Bir başka çalışmada lityum maruziyetiyle olmasıyla olmaması arasında Epstein anomalisi açısından fark gösterilememiş. Yani sonuç olarak lityum, evet, sağ kalp çıkış yolu ile ilgili kalp anomalilerine bir miktar artış yapıyor. Fakat artış normal popülasyon riskinden %1 ila 2'den fazla değil. Yani çok da fazla değil. O yüzden gerekliyse lityum kullanmaktan da kaçınmamak lazım. Asıl lityumu neonatal dönemde aslında sıkıntısı görülüyor. İkinci ve üçüncü trimester kullanımında fetal kardiyomegali, giz kanamaları, hepatomegali, guatr, hipotiroidizm, preterm doğuma neden olabiliyor. Yine polihidramnioz, lityum kullanan gebelerde polihidramniozun bir fetal etkilenme bulgusu olabileceğini, çünkü lityumun nefrojenik diyabetes insipidus yaptığı, bu yüzden de polihidramnioz görürsek etkilenmiş olabileceğini düşünebiliriz. Yine neonatal dönemde düşük Apgar skoru, bradikardi, taşikardi gibi aritmiler, apne, letarji, koma, hipotoni ve zayıf reflekslere neden olabiliyor. Bu yüzden eğer kesilebilirse lityum kullanan bir hasta doğumdan önce kesilebilirse 24-48 saat önce lityumunun kesilmesi öneriliyor. Diğer bir ilacımız, çok fazla kullanan gebemiz var, antidepresanlar. Bu gruba baktığımız zaman amitriptilin, fluoksetin, monoamin oksidaz inhibitörleriyle ilgili aslında çok da fazla bir teratojenik potansiyeli olduğu gösterilememiş. SSRI'lere baktığımız zaman çalışmalar tutarsız. Yani gerçek bir teratojen olup olmadığı bile soru işareti ve tartışmalı.
kalp hastalıklarını artırdığına dair çalışmalar var. Risk artışı gözlenmeyen meta analizler, kohort çalışmaları var. Sonuç olarak hiçbiri birbirinden tam güvenli değil. Belki paroksetinle ilgili bir miktar daha fazla risk var. Ondan kaçınılabilir. Ama gerçek anlamda teratojen olup olmadığı hiçbir zaman tam anlamıyla da gösterilememiş. Fakat yine bunların da neonatal dönemde davranış bozuklukları, yani SSRI kullanan annelerin bebeklerinde işte yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatış artmakta, sürekli ağlama, beslenme bozuklukları, uykusuzluk, kusma, ishal gibi bulgular görülebiliyor. Hipotoni, hiperrefleks, tremor gibi. Bir de çok hafif bir pulmoner hipertansiyon riskinde artış var. Bu da çok fazla değil. 1.000 tane kullanan gebede bir tanesinin bebeğinde pulmoner hipertansiyon gözlenmiş. Antifungallere baktığımız zaman bu da karşımıza çok çıkıyor. Antifungaller. Flukanozorla ilgili çalışmalar var. İlk olarak söyleyebileceğim tek doz 150 miligramlık antifungal flukanozor, ki biz genelde vajinit tedavisinde bu şekilde veriyoruz. Bununla ilgili bir risk gösterilememiş. Fakat ilk trimesterde uzun süreli yüksek dozlar kullananlarda kraniosinositoz, brakisefali, orta yüz hipoplezisi gibi Antley-Mixler sendromu benzeri sendrom gözlenmiş. Bu da yalnız uzun süreli ve çok yüksek 400-800 miligram gün dozlarında gösterilmiş. Yine 2020 yılında yapılan bir çalışmada, popülasyon bazlı bir kohort çalışmasında kas iskelet sistemi ile ilgili malformasyonlarda bir miktar artış gözlenmişken oral klef, düz kardiyak sistemle ilgili herhangi bir risk artışı yok. Burada da söyleyeceğimiz tek doz, düşük doz kullanımında herhangi bir riskten yok, fakat yüksek ilk trimesterde ve uzun süreli kullanımlarda bir miktar olabilir. Tiroid, antitiroid ilaçlara baktığımızda metimazol ve propiltiöresin plazantayı kolaylıkla geçip fetal guatr yapabiliyor ve klasik bilgi metimazol, aplazi kutis, koanalaptezi, özafageloaptezi riskini bir miktar artırıyor. Peki kohort çalışmalarında ne gösterilmiş? Yani P2'da hiçbir risk yok, sadece metimazolde mi risk var? İki tane büyük kohort çalışması var. Birisi Danimarka'dan, birisi İsveç'ten. Burada antitiroid ilaç kullanan gebelerde doğum kusuru fazla görülmüş. Yani bu kohort çalışmasında ilaç kullanmayanlarda %5 iken PTU kullananlarda %8, metimazol kullananlarda %9, her iki ilacı birden kullananlarda ise %10. Genellikle PTU ve metimazolde üriner sistem, PTU'da yüz ve boyun bölgeleri, metimazolde de koanal ve özafageal aptezi, omfalosel ve aplazi kutis daha sık gözlenmiş. Yine İsveç kohort çalışmasında P2 ile kulak ve obstrüktif üriner sistem anomalileri gözlenirken metimazolle septal defekt, her iki grupta da bir tane koanal aptezi görülmüş. Yani hemen hemen aslında metimazolle evet bir miktar daha anomaliler, daha majör ve daha cerrahi gerektiren anomaliler, P2'da görülen anomaliler biraz daha minor anomaliler şeklinde karşımıza çıkıyor. Antibiyotiklere baktığımız zaman tabii çok fazla ilaç var. Ben özellikle olanları birazcık seçmeye çalıştım. Trimetoprim sülfametoksazorla artmış birinci trimester kullanımı ile kardiyovasküler defekler ve özafageal atrezi var. Tetrasiklin 25. haftadan sonra kullanımlarda dişlerde renk değişikliği, diş minesi hipoplezisi, kemik büyümesinde azalma var. Fakat doksisiklin güvenli, kullanılabilir. Aminoglikozit birinci trimesterde konjenital sağırlıkla ilişkili bulunmuş. Florokinolonlarda hayvan çalışmalarında ekstremite gelişme defekleri gösterilmiş ama insanlarda etki çok fazla gösterilememiş. Sulfonamid de yeni doğan sarılığı yapabiliyor. Yeni belki nitrofurantoin, yani piroseptil ile ilgili çalışmalar var. Hayvan çalışmalarında aslında herhangi bir teratojenite gösterilememiş. 5 tane kohort çalışması var. Birinci trimester kullanımıyla ilgili risk yok. Fakat 3 tane kez kontrol çalışmada birinci trimester kullanımı ile bir miktar artmış konjenital malformasyon, özellikle sol hipoplastik kalpte bir artış gösterilmiş. İkinci ve üçüncü trimester kullanımında risk yok. O yüzden birinci trimesterde farklı ajanlara yönelebiliriz.
Kemoterapilere baktığımız zaman ikinci ve üçüncü trimesterde aslında teratojenite riskleri düşük. Bir miktar tabii stillbirth düşük doğum ağırlığı, neonatal miyelosipresyon sağırlık yapabiliyor. Fakat kullanılabilir gereklilik halinde. Fakat birinci trimesterde hele ki kombine ise risk %25'lere kadar çıkıyor. Antimetabolitler ve akilleyici ajanlar en teratojen grup. Diğerlerinde çok fazla da risk gösterilememiş. Yine tamoksifen de hayvan çalışmalarında malformasyon bildirilememiş. Fakat DEF benzeri malformasyon yapabileceğinden ilaç bırakıldıktan 2 yıl kadar yani 2 yıl kadar gebe kalınmaması öneriliyor. En sık teratojenlerden bir tanesi de alkol. En sık mental retardasyon, önlenebilir mental retardasyon nedeni olarak geçiyor. Klinikte karşımıza tipik yüz özellikleri, santral sinir sistemi anormallikleri ki yapısal olabilir, nörolojik bir bulgu şeklinde olabilir ya da fonksiyonel olabilir. Ya da prenatal ya da postnatal büyüme kısıtlılığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve alkolle ilişkili doğum defeklerine baktığımızda da birçok organı tutan doğum defeklerine, doğum kusurlarına neden olabiliyor. Bu bir alkolle ilgili tipik yüz özelliği. Kısa palpebral fistür, yani iki göz kapağı arası uzaklığın medial derlaterale kısa olması, ince üst dudak çizgisinin ince olması ve düz filtrum dediğimiz bu burunla dudak arasındaki boşluğun olması gereken olun olmaması şeklinde ifade ediliyor. Ve bu üç tane özelliğinde yani klinik tipik yüz özelliğinde üç tanesinde olması isteniyor. Fetal alkol yani alkol aslında sadece bir bozukluğa neden olmuyor. Fetal alkol spektrum bozuklukları şeklinde karşımıza çıkıyor. Fetal alkol sendromu, parsiyel sendrom, alkole bağlı nörogelişimsel bozukluklar, alkol maruziyetine bağlı nörodavranışsal bozukluklar ya da doğum kusurları şeklinde sınıflandırılmış. Baktığımız zaman beyin her trimesterde etkilenebiliyor. Birinci trimesterde organ anomalilerini tabii ki daha sık görüyoruz. Organogenezden sonraki dönemde alkol anılımında daha sık nörogelişimsel veya nörodavranışsal sıkıntılar görüyoruz. Ki bundan sonra gördüklerimizde de tanısı bu yüzden zor. Herhangi bir yapısal anomali, yüz anomalisi ya da yüz şekli olmadığı zaman. Ne kadar sıklıkla görüyoruz? Tabii ülkeden ülkeye alkol alımına bağlı olarak değişebilir fakat genellikle 13 tane çok heavy drinker denilen yani çok fazla alkol içen 13 tane kadından bir tanesinde bu spektrumdan bir tanesini görüyoruz ki bu da yılda 630 bin olgu demek. Yani sayı çok da az değil. Ve çok az bir alkol alımıyla bile nöral sel adezyon molekülleri ve GABA reseptörleri etkilenebiliyor. Yine kritik dönemde tek seferde 20 gram ya da haftada 70 gramlık alkol tüketimiyle hafif yüz dismorfolisi, mikro yapısal beyin anormallikleri ve davranış bozukluklarına neden olabiliyor. Peki tanısı nasıl koyulması gerekiyor? Bunun tabii tanı kriterleri var. Multidisipliner ekipler tarafından tanıları koyuyor. Tanı koymak kolay değil tabii. Hepsi varsa tüm alkolle ilgili olanlar varsa kolay ama yoksa tanısı koymak kolay değil. Tanı kriterlerine baktığımızda alkol maruziyetine bakıyoruz. Fiziksel özellik, yüz bulgularına bakılıyor. Nörogelişimsel ve nörodavranışsal fonksiyon değerlendirmeleri yapılıyor. Maalesef bir ideal tanı testi, bir biomarker ya da spesifik bir nörogelişim fenotipi yok. Multidisipliner ekipler gerekiyor. Prenatal alkol sendromu demek için tüm kriterlerin olması gerekiyor. Yani dismorfik yüz, büyüme gelişme geriliği, anormal beyin yapısı, morfolojisi, mikrosefali olabilir, yapısal bir beyin anomalisi olabilir. Ya da nörodavranışsal ya da nörogelişimsel bir bozukluk olması gerekiyor. Fetal alkol sendrom tanısı koymak için. Bunlardan bazıları eksikse parsiyel fetal alkol sendromu diyebiliriz. Kısaca en sık görülen teratojen ve geri dönüşümsüz santral sinir sistem etkileri var. Prevalansı yaklaşık %1, %2. Bunların sadece %10'u
fetal alkol sendromu, yani tüm hepsi görüleni %10'u. Etkileri doz ve zamana bağlı değişmekle birlikte her trimesterde etkisi var. Aşırı içme daha tehlikeli ve güvenilir bir doz aralığı yok. Yani şu dozdan sonrasında oluyor, bu dozdan altında güvenilir diyebileceğimiz bir doz aralığı yok. Her dozda, her trimesterde etkisini görebiliriz. Sigaraya baktığımız zaman olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkili, doz bağımlı. Tabii sigara sadece nikotin değil, içerisinde 2500'den fazla toksin var. Bu toksinlerin yapısal kromozom anomali yapıp yapmadığı soru işareti. Çalışmalar var. Bir çalışmada amniyosentez yapılmış 10 yıldır ağır sigara içici annelerde ve genellikle hematolojik kanserlerde görülen bir kromozomal instabilite rastlanmış. Yine yarık damak dudak, gastroşizis, analat bezi, kardiyak hastalıklar, renal anomalilerle ilişkisi gösterilmiş. Yine sigarada da maternal genotip çok önemli. Annedeki TGF alfa polimorfizmi anormalliklerle, bu anormalliklerle ilişkili bulunmuş. Esrarla kokaine baktığımız zaman esrarda spesifik majör bir anomali yok ama çocukluk döneminde hiperaktivite, hafıza ve dikkat problemlerine neden olabiliyor. Yine fetal büyüme kısıtlılığı, stillbirth, preterm doğum gibi ama bir spesifik esrara özgü bir spesifik anomali gösterilememiş. Kısa dönem ve uzun dönem etkilerini söylemek zor. Kokaine baktığımız zaman vazokonstriksiyon etkisiyle atrezi, intestinal atrezi, gastroşizi, sirenomeli, limp body wall complex gibi olgu serileri var. Yine plazental ablasyon ve preterm doğum, düşük doğum ağrıyla ilişkili. Yine bu çocukların da ileriki dönemlerde dikkat eksikliği, davranışsal bazı problemler gösterilmiş. Ama hem esrarda hem kokainde bunlar esrara ve kokaine mi bağlı? Yoksa bu çocukların geliştiği sosyal çevreye, maternal özelliklere mi bağlı? Bunu tabii birbirinden ayırt etmek zor. İyonize radyasyona baktığımız zaman radyasyon bize gebelik kaybı şeklinde karşımıza çıkabilir ve genellikle 5 rad üzerinde etkilendiği söyleniyor. Gebelik kaybı yapabilir, konjenital malformasyon yapabilir, fetal büyüme gelişme geriliği yapabilir ya da mutajenik ya da karsinojenik etkisi olabilir. Baktığımız zaman genellikle akut ve yüksek doz iyonize radyasyonun bilgileri genellikle bu atom bombasından sağ kurtulanlardan alınan verilere dayanarak aslında söyleyebiliyoruz ve intrauterin yüksek doz radyasyona maruz kalmanın en yaygın yan etkisi de büyüme geriliği, mikrosefali ve entelektüel yetersizlik olarak karşımıza çıkıyor bu hastalardan aldığımız verilere dayanarak. Ve bu riskin de en fazla 8 ila 15. gebelik haftalarında en yüksek olduğunu görüyoruz. 10 mikrograye yaklaşık 1 rad kadar ve 50 rad üzerinde mikrosefali ve mental retardasyon görülüyor. Mikrosefali için en yüksek dozda 50 rad olarak belirlenmiş. Peki biz hani radyasyonu gebelikte nasıl karşımıza çıkabilir? Tabii ya da ne zamanlara bakmamız gerekiyor? Pardon. Etkilerine baktığımız zaman yine 0-2 dönem fertilizasyondan 0-2 sonrasında 0-2 dönemde hep ya hiç dönemi yani embriyo ya ölüyor ya da herhangi bir etkisi gösterilmiyor ki genellikle de 10 rad civarı gerekiyor bu etkisi içinde. 2-8 hafta yine organogenez dönemi. Bu dönemde konjenital anomaliler ve büyüme kısıtlılığı şeklinde gelebilir. Yine baktığımız zaman 20-25 rad civarında bu etkileri görüyoruz. 8-15. haftalarda ise ciddi bel retardasyon ve mikrosefali gördüğümüz haftalar bu haftalar. Yine doza baktığımızda 20 rad. Biraz önce de söylemiştim. Mikrosefali için 20 radın üstünde mikrosefali ve mental retardasyon gösterilmiş çalışmalarda da. 16 ila 25. haftada hala bir miktar risk var ama daha düşük risk ve bu etkiyi görmemiz için de bir miktar daha yüksek doz gerekiyor. 30 radlara çıkıyor.
Peki biz gemileri hani yani radyasyon ne zaman bizim için önemli oluyor? Görüntüleme yöntemlerinde ya bilmeden görüntüleme bir yöntemi bir film çektirmiş oluyor ya da gebeliği süresince sağlık nedenlerinden dolayı çektirmesi gerekiyor. Fakat dozlara baktığımız zaman görüyoruz ki bu görüntüleme yöntemlerindeki dozlar çok düşük. Yani hep korkuyoruz ama dozlar biraz önce saydığım dozların yanında çok az kalıyor. En yüksek dozlu olan tetkiklere baktığımız zaman abdomen BT, pelvik BT ve PET sintigrafisi. Bunlarda bile 3,5 5 rad yani en fazla olsa 5 rada kadar çıkıyor. 3 tetkikte. Diğerlerine baktığımızda düz grafilerde zaten çok düşük doz. Boyun CT'si, işte göğüs CT'si bunlara baktığımız yine 1 radlar civarında. Yani görüntüleme yöntemleriyle maruz kalınan radyasyon dozu çok düşük. Yani korkmadan gerekiyorsa bu filmleri çektirebiliriz. Peki iyonize radyasyonun mutajenik etkisi nedir? Yani anne radyasyona maruz kaldı, annenin çocuğunda kanser riski var mı? Buna baktığımızda yapılan çalışmalarda muhtemelen çok küçük olduğu söyleniyor. Yani fetüs bir rad kadar radyasyona maruz kalırsa 3000'de bir olan lösemi riski 1,5-2 kat artıp işte 1500'de 1'e, 2000'de 1'e geliyor ki bir de 1700 tane bir rad ve üzeri olan radyasyonda bir tane lösemi olması gibi. Yani evet varsa da belirsiz ama çok düşük. Diyelim gebe kadın birden fazla görüntüleme çalışmasına tabi tutuldu. Bu yüzden risk altında ya da endişelendik. Fetüsün aldığı toplam dozu hesaplamak için bir radyasyon fizikçisine danışabiliriz. Yine bunu hesaplayan da internet siteleri var. Onlardan da kullanabiliriz. Bilgisayarlı tomografiye baktığımız zaman radyasyon miktarından bahsettim. Burada bir de karşımıza kontrast maddeler çıkıyor. Oral kontrast maddeler gerçek ya da teorik bir zarara neden olmuyor. Çünkü hasta tarafından emiliyor. Fakat IV kontrast maddeyle ilgili risk olabilir. Genelde iyotlu kontrast maddeler kullanılıyor BT'de ve iyotlu kontrast madde plazantayı geçerek fetal dolaşıma girebiliyor ve doğrudan amniyotik sıvıya da geçebiliyor. Hayvan çalışmalarında kullanımdan kaynaklanan herhangi bir teratojenik ya da mutajenik etki bildirilmemesine rağmen yine de kesinlikle gerekliyse kullanılması öneriliyor. Yani ek tanısal bir bilgi bize lazımsa, kullanılması gerekiyorsa kullanmaktan da korkmamamız gerekiyor. MR'a baktığımız zaman MR'da iyonlaştırıcı radyasyon kullanmıyoruz ama doku ısınması ve akustik hasar olabilir mi endişeleri var. Böyle teorik endişeler olsa da maternal ya da fetal MR görüntülemenin gerçek bir zarar olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Gadolinyum bazlı kontrast tutulumunun kullanımı tartışmalı. Çünkü gadolinyum suda çözünüyor, pardon plazantaya geçerek fetal dolaşıma giriyor. Fetal dolaşımdan sonra fetüsün idrarıyla amniyotik sıvıya giriyor. Amniyotik sıvı da bir miktar yine bekliyor ve fetüs bu sıvıyı tekrar yuttuğunda bir daha maruziyeti oluyor gadolinyuma. Peki yapılan çalışmalar bize neler söylüyor? Bu ilk prospektif çalışma, tek prospektif çalışma sayı olarak düşük 26 tane yani sayısı düşük ama prospektif olması açısından önemli. Burada gadolinyumun maruziyetiyle herhangi bir risk artışı gözlenmiyor. Yine 2016'da bir çalışma var. Bu çalışmada gebenin ilk 3 ayında MR çektiren gebelerle gebeliğin herhangi bir döneminde gadolinyum ve MR çektiren, görüntüleme yöntemi çektiren gebelerin uzun vadeli güvenliğini değerlendirdi. Yani çocuğu doğan bebeklerinde 4 yaşına kadar takip edildiği bir çalışma. İki grupta da herhangi bir konjenital anomali, neoplaz anomali, kanser, işitme ve görme kaybı farkı görülmüyor. Yani
Gadolinyumlu MR ya da ilk 3 ayındaki MR herhangi bir anomalin, kanser, işitme, görme kaybı farkı görünmüyor. Sadece gadolinyumla MR maruziyetinde fetal ve neonatal ölüm ve nefrojenik sistemik fibrozize benzeyen bir bağ dokusu veya cilt hastalığı doğumdan itibaren daha ramatolojik, enflamatuar ve infiltratif cilt durumu tanımlanıyor. Bunun üzerine bu daha yeni bir çalışma. Başka bir çalışmada tekrar yapılıyor ve bu çalışmada da sadece MR maruziyeti olanlar gadolinyum maruziyeti ya da olmamasına göre ikiye ayrılıyorlar. Fakat bu çalışmada bir önceki çalışmada gösterilen fetal ölüm veya yoğun bakım ihtiyacı açısından bir fark gözlenmiyor. Bu çalışmada sadece ölüm ya da yoğun bakım ihtiyacı değerlendiriliyor. Konjenital anomali ya da ek başka sıkıntılar değerlendirilmiyor. Sonuç olarak şu anki datamız gadolinyum için güvenli demek için datamız sınırlı. Bu yüzden faydaların olası risklerden daha ağır bastığı durumlarda sınırlandırmamız gerekiyor. Yani gerçekten gerekliyse evet ama bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani datamız şu anda sınırlı ama gerekliyse de çektirebiliriz. Nükleer tıp görüntülemelerine baktığımız zaman fetal maruziyet, radyo izotopu fiziksel ve biyokimyasal özelliklerine çok bağlı. Gebelikte en çok pulmoner emboli tespiti için ventilasyon, perfüzyon, akciğer taraması şeklinde yapıyoruz. Genel olarak güvenli bir doz kabul edilen 5 mikrogreyden daha az embriyonik ve fetal maruziyette sonuçlanıyor. Yani tüm bu gerçeklerle gebelik sırasında N2 olduğunda teknezyum-99 M'in güvenliğini söyleyebiliriz. En çok kullanılan izotoplardan bir tanesi. Tabii ki radyoaktif iyot 131 plazantayı kolayca geçtiğinden ve fetal tiroide de hasar verebileceğinden dolayı ister teşhis ister tedavi amaçlı olsun gebelikte kullanılmaması gerekiyor. Özellikle fetal tiroidde 10-12 haftadan sonra gelişip fonksiyon olmaya başladığında bu dönemden sonra kullanılmaması öneriliyor. Sonuç ultrason ve MR zaten güvenli. Birkaç istisna dışında radyografi, BT, nükleer tıp görüntüleme teknikleriyle radyasyona maruz kalma, fetal zararlarla ilişkili maruziyetten çok daha bir düşük dozlarda. O yüzden gebe bir hastada yapılmasından kaçınılmamalı. Gadolinyum kontrast ile MR kullanılmalı, sınırlandırılmalı. Fakat teşhis performansını önemli ölçüde iyileştirecekse o zaman kontrast madde olarak kullanabiliriz. Çevresel ajanlara baktığımızda iki tane kitaplarda da yazan, daha sık karşılaşılan çevresel ajanımız cıva ve kurşun. Cıva fetal beyin hasarı yapıyor, santral sinir sistem hasarı yapabiliyor, mikrosefali, zihinsel engel, motor gelişimde bozukluklar ve davranış problemleri gibi. Balık ve deniz ürünlerinden cıva alınıyor. Her balıkta aslında bir miktar cıva var ve balık yendiği zaman bu cıvanın tamamına yakını absorbe ediliyor. Bir alt maruz kalma sınırı yok. Yani şunun altı tehlikeli, bunun üstünde bir, yani böyle bir sınırımız yok. O yüzden organik cıvanın biyolojik olarak konsantre olabileceği balıklar önerilmiyor. Düşük cıva seviyesindeki balıklar haftada 225-340 gram, biraz daha yüksek cıva seviyesine sahip balıklar da haftada 115 gram şeklinde önerisi var. Kurşuna baktığımız zaman yüksek düzeyde olduğu zaman nöro davranışsal bozukluklar, hafif zihinsel engel yapabiliyor. Spontan düşük doğum ağırlığı, preterm doğumu artırabiliyor. Fakat bunun da bilinen bir seviyesi yok. Yani şunun üstünde tehlikeli, bunun altında tehlikesi yok diyebileceğimiz bir değeri yok. Genellikle 5'in altında olması isteniyor. Yine fitalatlar, plastiklerdeki fitalatlar, perklorat, pestisitler, PBA bunlar da çevresel ajanlar olarak sayılabilir ve metabolik, immünolojik hormonlar özellikle kız çocuklarında hormonal değişikliklere yol açabilen ajanlar. Peki hep anneden bahsettik. Yani hani bu teratojenler babayı nasıl etkiliyor? Sperm üzerinde etkisi mi var? Etkisi var mı bu teratojenlerin diye baktığımızda yani bu konu biraz açık.
Evet, ilaç ve toksinler sperm kalitesini ve miktarını azaltıyor. Fakat ve yine hayvan çalışmalarında da ilaç ve kimyasal maruziyet ile konjenital malformasyon büyüme kısıtlığı gibi bazı etkiler hayvan çalışmalarında da gösterilmiş. Fakat çalışmalar işte epidemiolojik çalışmalarda mesleki ve çevresel maruziyetler, anestetik gaz, çivi, kurşun, pestisit, solven gibi stillbirth, preterm doğumu, düşük doğum ağırlığını artırdığı ile ilgili çalışmalar var yani babanın maruziyetinde. Fakat herhangi bir spesifik doğum kusuru ile spesifik bir ajan gösterilememiş. Peki bu babadaki mesleki maruziyetle çocukluk çağı kanserleri arasında bir ilişki mi var? Yine spesifik bir etiyoloji soru işareti. Babanın içtiği alkol ve sigara, yine alkolle ilgili bir iki çalışma var ama olumsuz sonuçlarla ilgili. Daha sonraki çalışmalarda o da gösterilememiş. İlaçlar çok fazla tabii. Kemoterapi ayrı bir babanın aldığı kemoterapi çok fazla ilaçlar var. Hepsiyle tabii tek tek bakamadım ama özellikle siklofosfamid ve talidomid bir iki yerde özellikle söyleniyor. Siklofosfamid ve talidomid kullanan erkeklerin 3-4 ay korunması gerektiğini, bebekte bu ajanların bebekte sıkıntıya yol açabileceği söyleniyor. Radyasyon, akut radyasyon bu atom bombasından kurtulanların çocuklarında akut etki hani gösterilememiş. Peki kronik radyasyonun etkisi var mı? Bu da nükleer santral işçilerinde yapılan çalışmalar var. Yani burada da spesifik bir artmış konjenital malformasyon riski ya da çocukluk çağı kanseri yani net olarak gösterilen bir çalışma yok. Ama moleküler düzeyde çalışmalar, hayvan çalışmaları devam etmekte. Ben en son teratojen bilgi servisleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok fazla, ilaçlar çok fazla, ajanlar çok fazla. Doğru bilgiye ulaşmak bazen zor olabiliyor. Bunun için ülkemizde de böyle bir teratojen bilgi servisleri var. Buraya hasta ya da doktoru hasta ya da doktoru başvurabiliyorlar. Ve bu bilgi sistemlerinde ilaç danışmanlığı amacıyla gebeler başvurabiliyor. Bu gebelerin bilgileri bir kayıt formu dolduruluyor. Ayrıntılı bir risk değerlendirmesi yapılıyor. İşte gebenin başka problemleri var mı, başka hastalığı var mı, ek aldığı başka bir ilacı var mı gibi. Daha sonra maruz kalınan etkenlerle ilgili bir literatür araştırılması yapılıp bir rapor hazırlanıyor ve bu rapor da hastaya ya da doktoruna iletiliyor. Ben bulabildiklerimi yazdım. Benim mezun olduğum Hacettepe Üniversitesi'nde de böyle bir bilgi hizmeti vardı ve biz o zaman buraya başvuruyorduk. Başvurulabilir. Yine İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de, 9 Eylül Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde böyle merkezler var. Çoklu ilaç kullanımlarında arada kaldıklarımızda danışılabilir. Yine babayla ilgili durumlarda işte baba kemoterapi aldı, ilaç aldı. Bununla ilgili durumlarda da danışılabilir. Ya da hastanın gebenin kullanması gereken ilaçları var ya da gebe olduğunu bilmeden kullandı. Bu bilgi servislerine başvurularak raporlar düzenlenebilir. Yine kaynaklarımız var tabii. İnternet kaynakları var. Biz daha çok drugs.com kullanıyoruz. Safe Fetus var, PubMed var. Drugs in Pregnancy and Lactation kitaplar var. Yani birçok kaynaklar var. Onlardan da kaynaklardan da yararlanabiliyoruz. Çünkü çok fazla ve ilaçlar da çok fazla. Çoğunun zaten çalışması yetersiz. O yüzden bu kaynakları da sıklıkla başvuruyoruz. Evet, Cem Hocam. Evet, Daha bu Zehra Hocam şekilde. hakikaten çok çok faydalı olmak. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çok detaylı hazırlamışsınız. Ağzınıza sağlık. Yoruldunuz Teşekkür ederim. hocam ama birkaç tane de soru var. Onları da sormak istiyorum size. Şimdi Tabii. bir yani ilk soru pregestasyonel diyabetle ilgili. Pregestasyonel diyabetli hastalarda gebelik oluşursa hemoglobin A1C değeri kaçın üstünde olursa aileye terminasyon seçeneği sunuyorsunuz özellikle İlk 10 haftada. Yani böyle bir değeriniz var mı hocam? Bunu sormuşlar.
Yani böyle bir değerimiz yok. Böyle bir şey hiçbir kitapta okuduklarımda ya da guideline'larda şunun üzerinde terminasyon diye bir değer yok. Evet, hemoglobin A1c değeri arttıkça konjenital malformasyon riski artıyor. Fakat hani ultrasonla görebileceğimiz malformasyonlar. O yüzden herhangi bir değerde terminasyon önereceğimiz bir Yok. değer yok. Evet hocam, ben de katılıyorum size. Yine başka bir soru var hocam. İşte 13-14 hafta civarında bir gebe perinatolojiye başvurdu. İlk trimesterde bir süre X grubu olan bir ilaç kullandığını beyan ediyor. Ultrasonografide ek bulgu yok. Pratikte terminasyon öneriyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Evet, yani bu bizim de hep ara ara tartıştığımız bir konu aslında. Şimdi biraz önce de gösterdim, bazı ilaçlar X grubu, mesela oral kontraseptifler hala FDA'de X grubu görünüyor fakat göstermiş bir etkisi yok. Yani hani ilacına göre değişir bence. X grubu diye direkt terminasyon endikasyonu olmamalı. Biraz önce bahsettiğim ilaçla ilgili literatür taramaları yapılmalı. İşte birinci hangi dönemde alındığına bakılmalı. Gerçekten kritik dönemde mi alınmış? Yoksa ilacın etki etmediği bir dönemde mi alınmış? Nelere neden olabilir? Bir literatür taraması yapılmalı. Ondan sonra bu konu konuşulmalı diye düşünüyorum. Yani direkt X grubu biz bunu tahmin edelim değil. Yani belki bir kardiyovasküler ultrasonla görebileceğimiz bir anomaliye neden oluyor bu ilaç. Biz bunu ultrasonla fetal ekokardiyografi ile görebiliriz. O zaman hani bunu X aldı diye terminasyon endikasyonu olduğunu düşünmüyorum. Yani ilacına göre, aldığı döneme göre, literatür çalışmasına ve ilacın yaptığı etkileri araştırmamıza göre karar veririz diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam, Yani siz ne hocam, diyorsunuz? önce iyi bir son adet tarihi belirleyeceğiz. Ve evet. Ya hep ya hiç dönemine mi düşüyor? Yoksa klasik teratojen periyodu, yani son adete göre 30. ile 70. günler arasına mı düşüyor? Ona bakacağız. Sonra kitabı açacağız. X grubu ama varfarin mi? Mesela 5 miligramın altında kullanılan oral kontraseptif mi? Ya da metotreksat mı? 10 miligramın altında, işte 7,5 miligramın altında haftalık dozu kullanan. Çünkü bunların hani önemli bir kısmının bir sıkıntısı yok, ama mesela retinoik asit kullanıyorsa yüksek doz, o ayrı. Yani her X grubu ilaca da dediğiniz gibi hocam aynı yaklaşım yapmıyoruz. Belki de YHPH dönemine gelecek, yani başka önerimiz olmayacak vesaire. Yani ilacın etkisi vurguladığım Beklenmediği şekilde fetal dönem. ilacın. Yani evet, gerçi erken altı demiş ama evet, Evet size hocam. katılıyorum hocam. Tamam. Peki hocam, sigaranın teratojen etkisinin sayısıyla alakası var mı? Yani günlük kaç sigara içimi ile ilgili bir bilgi var mı? Yazan biliyor musunuz Hocam onu? tam sayı yani öyle bir bilgi Yok. görmedim, yani şunun üstü şunun altı, ama doz bağımlı. Yani doz arttıkça evet, ama sigarayla ilgili özellikle mesela annenin bu genetik polimorfizm ile ilgili çok fazla bahsedilmiş. Yani annenin bu TGF alfa polimorfizmine bağlı olarak daha az içenlerde teratojenik etki ya da işte kötü obstetrik sonuçlar ya da daha çok içenlerde herhangi bir etki gösterilmemesini çok hani her okuduğum kaynakta özellikle üstüne basıyor. Yani annenin bu genotipinin çok önemli olduğu, ama bir sayı açıkçası görmedim, ama doz bağımlı. Yani doz arttıkça etkileri de artıyor. Süre arttıkça etkileri artıyor. Yani 10 yıldır sigara içen bir gebe, yani öncesi de önemli gibi anladım okuduklarımdan. Evet hocam. Ama yine de mutlak abstinans öneriyoruz. Yani hani mutlak. Tabii sigara, alkol mutlaka. Alkol Evet. de aynı şey. Evet hocam, peki bu radyoaktif iyot alınca kaç ay gebe kalınmamalı gibi bir soru var. Radyoaktif iyot. Alınca evet, belli bir süre var mı hocam, ya da yani bunu tek başına biz mi karar vereceğiz? Yani onunla ilgili tam ne kadar süre olduğunu açıkçası şu anda Tamam. hatırlayamadım. Bakmak lazım. Yani gebelikte kullanımı kontrendike, özellikle Mutlaka fetal bölge kontrol açısından, ediliyor, ama ama ne kadar, yani şu evet. anda aklıma gelmedi diyelim. Hocam benim bildiğim kadarıyla belli bir süresi yok. Hani TSH normal miktarda olduğu sürece, yani normal grupta olduğu sürece, işte trimesterlere göre ekstra bir sıkıntı yaratmıyor diye biliyorum. Ama tabii mesela bu durumda değil mi? Şüphede kaldık, hemen kitabı açıp
Evet. bakıyoruz yani. Bizim klimatolog olarak da yaklaşımımız işin içi Hepsini bu. bilmemizin imkanı yok çünkü. Evet. Mesela tarlasarla ilgili bir soru soracağım yine. Evet, tarlasal çok geliyor. Yani hiçbir şey gösterilememiş uzun dönem. Herhangi bir yapısal anomali, herhangi bir sıkıntı görmemiş. Devam edebilir gebelik. Hala et görünüyor FDA'de ama herhangi bir anomaliyle ilişkilendirilememiş. Evet hocam. Onu devam edebiliriz ya. Evet, çokça soru var. Flajille ilgili Flajil ile ilgili antibiyotiklerde şöyle bir listeye baktım. Flajil ile ilgili spesifik bir açıkçası şey görmedim ve gerekli kullanılabilir şeklindeydi. evet hocam. Yani bir de bu kas gevşetici tiyakoid kolitis var. Hakikaten bizim de sürekli başımıza denk geliyor. Bu tiyakoid kolitis kullanan kas gevşetici kullandıktan sonra bir herhangi bir önerimiz oluyor mu şeklinde. Biz bir öneride bulunmuyoruz ama hakikaten içinde X grubu yazıyor. Sizin bir öneriniz oluyor mu hocam? Kas gevşetici kullandıktan sonra ya da Yani kullanımla birlikte. özellikle bir önerimiz yok. Evet. Son adet tarihinden sonraki ilk 2 hafta içerisinde alınan teratogen için kesinlikle bir risk olmaz deyip terminasyona gerek yok diyebilir miyiz? Denmiş. Son adet tarihinden sonraki ilk 2 hafta için. Yani ilk embriyo yani son adet tarihinden ilk 2 ay Evet. yani daha fertilizasyon bile yani olduğu Evet. aşama. Evet. Yani risk yok diyebiliriz. Gözüken bir şey yok diyor. Ben de Tabii. katılıyorum hocam. Tarihsel sorulmuş gene. Evet, teşekkürler var bolca. Bu kadar geniş bir konu ancak bu kadar güzel özetlenebilir demiş bir meslektaşımız. İkinci trimester'da non-steroid anti-inflamatuar rahatlıkla verebilir miyiz? Deniyor. Biliriz gerekliyse. Biraz oligohidramnioz yapabiliyor. Fakat hani ikinci trimester'da gerekliyse kullanılabilir. Evet hocam. HPV aşısı veya rubella aşısı yaptıran bir gebeğe ne zaman gebe kalınabileceği söylenebilir gibi bir soru var. Rubella aşısından sonra 1 ay diye hatırlıyorum ama yine de yaptırdığı gebe kaldığı sıkıntı Evet. diyeceğim biliyorum kitabı bilgi Evet olarak. doğru hocam. Yani yanlışlıkla tabii kesinlikle Hiç önermiyoruz önermiyoruz rubella ama diyelim yanlışlıkla yapıldı. Sonrasında gebe kaldığını ya da gebe olduğunu öğrendi. Onda risk yok aşısını. diyebilirim. Evet. Evet, tarlusal ile ilgili yine oral Evet, en sık gelen kontraseptif. hastalığı bu. Oral kontraseptifler evet, için net bir şekilde teratojen değildir denebilir mi diye bir soru var. Hocam çok fazla yeni yani çalışma var. Herhangi bir doğum kusuruna neden olmadığı ile ilgili çalışmalarda evet göstermiş ama sonraki çalışmalarda hiçbir şey yok. Yine bu emerge yani acil kontraseptifle de bize geliyor. İşte ertesi gün hapı içiyor. Geliyorlar. Bunların hiçbirinde yani okuduğum kaynaklarda da herhangi bir risk gösterilememiştir diye yazıyor. Hem tekstlerden bir literatür taramasında. Bu proton kullanımının çocukluk çağı lösemisi ile ilişkisi var mı denmiş ama herhalde çocukluk çağı kanserleriyle ilgili bir son çıkan yayın vardı. O Evet, sorulmaya evet. çalışılmış sanırım. 17 hidroksiprogesteron ve çocukluk çağı kanseriyle ilgili evet bir yayın çıktı ama zaten artık hani 17 hidroksiprogesteron kullanımı da kalktı. O Farklı. yüzden evet öyle Yani bir yapı var. FDA'de O yüzden de bunu zaten önermiyor. daha dikkatli kullanmak lazım ama zaten Yani. artık kullanımı da şey oldu, kaldırıldı. Erken doğum profilaksinde özellikle değil mi? Erken, evet. Artık erken doğumda Mikronizya. 17 hidroksiprogesteron zaten yok, sadece Ben de başında. katılıyorum hocam size. Yine tarlosal var. Teşekkürler var. Kaçırmış olabilirim denmiş ama gadolinium dışındaki kontrastlarla maruziyette sorun oluyor mu denmiş. Tomografide anlatmıştık oral kontrast ve IV kontrast. Oral kontrastın zaten emilimi yok. IV'nin de çok fazla bir etkisi, teratojenik etkisi gösterilememiş. Yani gerekli durumda, tabii ki gerekli durumda kullanılabilir. Hocam yine tartışmalı bir soru var ama izotretinoin son adet tarihinden sonra kullanılmışsa direkt terminasyon mu önerelim denmiş.
Şöyle yine bu kritik döneme bakılabilir ama yapısal yani izotiratiyoninle ilgili hani şey riski çok yüksek. %40-50 mental retardasyon riski de var yani yapısal anomali olmadan. O yüzden sıkıntılı bir ilaç. Bir yani hangi dönemde kullanıldığı burada önemli. Yani hangi Tabii ki. hafta kullanıldı, ne kadar kullanıldı, hangi ama sıkıntılı bir ilaç. Çünkü yapısal anomali olmadan da %40'larda mental retardasyon bildirilen yayınlar var. Yani iki Düşünebiliriz. artık siz de belirttiniz aslında vücutta çok da birikmiyor. Evet, Yani o bundan iki önemli. haftaya Yani kadar, iki haftaya. 5 gün sonra tamamen hani 5 gün sonra bir ay beklenilsin deniyor ama diyelim beklenmedi bir ay. Çok da sıkıntı yok gibi. Hani 5 gün sonunda temizleniyor diyor. Ben kendi görüşümü söyleyeyim ama hani son adet tarihinden itibaren kullanıyorsa hocam herhalde terminasyon önermek bir miktar daha doğru olabilir. Evet, Özellikle izotiratiyon %35 gerekiyor çünkü yani şey zaten son adete göre 30. günden sonra da zaten kesin önermek uygun olacaktır ama bu tam arada kalan bir soru yani tartışmalı konusunu o açıdan söylemiştim. Son adet tarihinden işte dediğiniz gibi 5 gün, 10 gün, 15 gün önce bıraktıysa tamam o devam edecek ama son adet tarihinden itibaren kullanılması biraz tartışmalı herhalde bir konsey yapmak uygun olacaktır. Vajinal kandidiyatizde her trimesterde fluconazol veriyor musunuz diye sormuşlar. şöyle flukanozorla ilgili zaten ikinci ve üçüncü trimester'da hele ki vajinal tedaviyle ilgili bir şey Bir şey okumadım. yok yani. Veriyoruz. Birinci Evet. trimester'da da verilebilir. Tek doz 150 miligram tek doz oralde de bir etki gösterilememiş. Sadece yüksek doz 400-800 miligram ve uzun süreli kullanımlarda bir miktar risk artışı var. Yani tek doz oral kullandıysa da çok sıkıntı olmaz. Vajinalde verilebilir. Evet. Bolca teşekkür var. Zehra Hocam zaten oldukça uzun sürede bir yayınımız oldu yine. Katılım da çok iyiydi. Herkes de dinledi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok Tüm teşekkür katılımcılar ediyorum. adına. Katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani bu gece bu kadar geç saate kadar bizi izledikleri için. Webinarlarımız devam edecek. Değerli katılımcılar. Herkese Antalya'dan, Zehra Hocam için Ankara'dan iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür Ağzını ediyorum. sağlayacağım. Sağ Sağ olun. olun. Çok Görüşmek üzere. Sağ olun. iyi akşamlar. İyi akşamlar.